Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol devam ediyor. Yine reklam arasındaki görüntülerimiz hepsi YouTube kanalımızda olacak sevgili seyirciler. Ümit Hocam çok tartıştı. Biraz önce görüntülerle ilgili olarak, pozisyonlarla ilgili olarak onları da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Beyaz Futbol YouTube kanalımızda. Ersun Hoca maç sonrasında neler söyledi? Bu arada fotoğraflarımız var. Bu fotoğraflar hangi fotoğraflar? Sayın Ali Koç, Sayın Adil Gevrek maç sonrasında Sayın Başkan Adil Gevrek Malatya'da yemeğe götürüyor Sayın Başkan'ı. O fotoğraflarda birazdan yayınımızda olacak. Ama öncelikli olarak Ersun Hoca'nın basın toplantısını bir izleyelim. Önemli. Ha? Ben yarın Samandıra'ya gideceğim. Diyeceğim ki Ersun Hocama, şu senin istatistiğe 20 şut atmışız ya. Şu 20 şutu bana maçı koyalım bir göster. Bu 20 şutun 10 tanesi bisküvit kırmaz. Şimdi, tamam mı? 8 tanesi dağlara taşlara 30 metreden. Geri kalan 2 topta sertti evet ama Farnol'da iyi yer tuttu, eline geldi. 20 şut attım deyince zannedersin ki paramparça etmiş Malatya'yı. Bakın bu istatistik bilgileri futbolun, çok açık söylüyorum, içine etmiştir. Buna yeni türeyen futbol yorumcuları, rakamlarla konuşan futbol yorumcuları ve skordan endişe duyan teknik direktörlerin işine gelmiştir bu. İşine gelmiştir. Hemen rakamlara boğup tepkileri üzerinden atıyorlar. Anladın mı? Böyle bir şey olmaz. Sen dua et de Galatasaray Beşiktaş şu anda lider değil. Ya Galatasaray Beşiktaş sezona iyi başlasaydı? Şimdi Ersun Yanal kovulmuştu. Öyle değil mi? Sivas yerine Galatasaray lideri olsa, puan farkı 8-7 olsa, 4 değil de 7 olsa kovulmuştun Ersun. Ondan sonra 20 şutu al evine götür. Şunu tartışabiliriz. Böyle saçma sapan şey olur mu ya? Fenerbahçe'nin oyunu iyi değil ayrı. Ama sen her şeyden önce doğruları yapıyorsun. Ya teknik direktör olarak doğru yapıyor musun? Hı hı. Doğru kadro çıkarıyor musun? Doğru oynatıyor musun? Şimdi diyorsun ki yani ona göre sistem, ona göre işte oyun oyna planı falan filan diyorsun. Ama şimdi herkese bakıyorsun. Herkesin, bütün kamuoyunun, sosyal medyadaki insanların, Fenerbahçe taraftarların hepsinin tersi bir kadro çıkarıyorsun. Yani bak o zaman hocanın dediği gibi yani Ersun Hoca ya bizi kandırıyorsun ya Ersun Hoca çok farklı düşünüyorsun, farklı biliyorsun veya Türkiye'nin çoğu futbolu bilmiyor. Bizler, berber çırakları, garson arkadaşlar, kameraman arkadaşlar, kapıda bel boylar. Herkes bakıyorsun. Ya şu oynasaydı, şu olsaydı böyle bildi. Berber de, berber de, çırak da, yani, berber çırağı da, kapıdaki arkadaş da, bel boy da Alper Potuk'tan santrafor olmayacağını şimdi, bilir kardeş. Sen önce, bu öyle matematik değil bu futbol. Sen önce futbol adına doğruları yap. Elindeki kadroyu doğru arkadaş. Hiç macera arama. Kim nerede iyi oynuyorsa o insanları orada oynat. Ama sen hepsini oynatacağım diye onu da oraya koyayım, onu da oraya sıkıştırayım falan değil. Hayır. Sen kendin rakibe göre, elindeki kadrona göre bir kadro çıkaracaksın. Yani elindeki kadro yapısına göre ve deplasmanda oynuyorsun. Ama bir bakıyorsun ki sen yavaş bir kadro çıkarmışsın. Tamamıyla orta saha. Bugün Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Yavaş orta saha. Santraforu yok ayrı bir şey. Bir de yavaş bir orta sahası var Galatasaray'ın. Yani Fatih Hoca diyor ki en zor işin... Santrafor ne kadar önemli değil mi? Bu kadar, bak Burak olmasa tabii, 3 puan gelmeyecek. Yani bu kadar işte basit. Bunu söylüyorum bakın. Dün aynı Beşiktaş'ta kötü. Beşiktaş'ta ama santraforu var. Hayır. Beşiktaş'ta oynamadı. Tamamıyla bireysel Burak Yılmaz'ın katkısıyla bireysel bir gol attı. Ama iyi değil. Dün Abdullah Avcı'yı da eleştirdik değil mi? Tabii. Kazanmasına rağmen eleştirdik. Evet ve öyle başladı. Bugün Ersun Yanal'ı da eleştirdik hoca. Sen doğruları yap, kaybet. Doğruları yap, kazan. Ama sen yanlışları yaparak kazanırsan bir yerden tostlarsın. Haftaya gidersin gider. Şimdi sen haftaya bakalım bu 11'i çıkaracak mısın? Onu söylüyorum dedim. Tekrar düşüyorum. Takıma güveni yok belki de. İşte onu söylüyorum abi, kadroya güvenmiyor. Önce diyor yenilmeyeyim. Golü yersem çıkartamam diyor. Aynen. Önce yenilmeyeyim, bu kadroya güvenmiyor. Sen şimdi bana bunun izahını yap. 88'de neden Tolga'yı oyuna sokarsan Eza'yı hiç sokmazsın veya mesela. Veya çekersin orada bir tane başka oyuncu kenara, Ferdi'yi koyarsın veya yani kazanmak istemiyorsun. Ne yapayım? Oyunu tutayım. Malatya'dan bir puan aldım. Abi bakın deplasmanlarda bir puan zamanları bu zaman değil. Deplasmanlarda bir puan zamanları ligin 20. 23. haftasından sonra başlar. Bu beraberlik bizi şampiyon yapar deriz hep. Gittin aman bir puan böyle. Onun için yani sen önce hoca doğruları yap. Hiç köşeli konuşmalara gerek yok. Apo doğru söylüyor. Şimdi bakıyorsun. Şu kadar top tuttu. Bu kadar şöyle yaptı. Falandı filandı. Hatırlayın abi Galatasaray'ın. Johnson gol attı hatırlayın. Evet. Bir tane pozisyonu var. şeyde yendi. Evet. Galatasaray'ı. %99-90'a %10 top yüzdesi. Hatırlayın, bir tane pozisyon. Frikik. Yemişim abi. Top pas bizdeymiş, top bizdeymiş, şu kadar pas. Hayır abi. Ben önce doğruları yapayım. Sonuç zaten en de sonunda gelir. Ama sen doğruları yapmıyorsun hocam. Evet. Şimdi Sayın Ali Koç'un Malatya'da çok özel görüntüleri var demiştik. Bir ekrana getirelim. Görelim. Yalnız mesela ekrana. Bugün, bu hafta Cuma oynandı. Galatasaray mesela Başakşehir'e maç kaybetti. Çok da kötü bir oyunla. Mesela ben Ümit Karan'dan, bak biz burada Ersun Yanal'ı yerden yere vuruyoruz. Geleceğim mesela ona. Ben Ümit Karan'dan Fatih Terim eleştirisi duyabilecek miyim? Konu dağılmasın. Acaba, tam ekran. Alt yazıları alalım. Tam ekran böyle slide gibi gelsin. Sayın Ali Koç yavaş yavaş gelsin arkadaşlar. Hızlı değil. Sayın Adil Gevrek solunda Sayın Ali Koç. Malatya'da Malatyasporlu yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticiler ve taraftarlar. Malatya'da görüntüler geliyor ekrana. Verelim arka arkaya. Sayın Başkan Adil Gevrek'in konuğu olarak. Görüntüler bunlar. Sadece ve sadece Beyaz TV'de Beyaz Futbol'a ait görüntüler. Devrim Zengi kardeşimizin çektiği görüntüler bu görüntüler. Onları belirtelim Beyaz Futbol'da. Var mıydı birkaç tane de arkadaşlar? Evet. Görüntüler bunlar. Bir dernekten yine Beyaz Futbol özel bir görüntümüz var. Dernek Malatya Fenerbahçe, Malatya'da Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katıldı Sayın Başkan Ali Koç. Orada bir açıklaması var. Aynı zamanda bir 5 yıldız olayı var. Onu gündeme taşıyacağız. Dernekte 5 yıldız. Fenerbahçe bayrağında 5 yıldız var. Onu bir görelim bakalım. Bu tarafa karşıdan. Hayırlı olsun. Allah sağ olun başkanım. Önce derneğimize, sonra tüm Malatyalı Fenerbahçe'de teşekkür ediyorum. Hem bizi hem takımımızı çok güzel ağırladılar. 19. senede yeni bir lokale geçiyorsunuz. Serhat Bey'in mal sahibi olduğu burayı, yönetim kurulunda olan Serhat Bey'in sizlere tavsiye etmesine de çok sevindim. Fenerbahçe'nin zenginliğini gösteriyor. İnşallah burada güzel maçlara, güzel zaferlere tanıklık edersiniz. Nice sayılı acayip başarılara, sadece futbolda değil. İşte geçen sene de burada Kusuköy Kupası'nı kazanmıştık, voleybolda. Evet. Onun da madalyasının bir tanesi burada. İnşallah duvarları daha güzel anılarla hep beraber süsleriz. İnşallah. Tekrar yönetim kurulumuz adına, şahsım adına, takımımızın adına, camiamız adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nice yıllar dilerim. Başkanım. 5 yıldız var. Maç öncesinde dernek açılışı görüntüsü 5 yıldızlı efendim. Ben Fenerbahçeli olsam ne yaparım? Fenerbahçe logosundaki 5 yıldız Devrim de sormuş. Bu abi olsam ne yaparım biliyor musun? Bunlar hep bu yıldız hayaliyle yaşıyorlar ya. Bak gece bu ara havalar çok güzel gidiyor. Karanlık bir vakit balkonuma çıkarım, oradan yıldızları izlerim. Keyif yaparım abi. Yıldız görmek istiyorsan öyle yap abi yıldızları. Ne bir yerlere yapıştırıyorsun ya. Bak akşam havalar açık gidiyor bu ara. Abdülkerim abi balkonunu aç, bak yıldız say orada. Ne güzel. Abi her yerde yıldız yıldız, yani böyle bir hayal yok yani ya. Neyse ben bir tavsiyede bulundum sadece. Abdülkerim abi ne diyeceksin? Vallahi Ümit Karan benim yerime Fenerbahçe yorumcusu olabilir mesela. Çünkü program da bitecek. Galatasaray'la ilgili bir kelime söylemiyor. Ben biraz sonra Galatasaray'da böyle kötü gidiş, kötü futbol, kötü sonuçlar. Yarın, işte yarın 6 Kasım'da yarın. 6 Kasım'ı bir daha tekrar ettiler. 6-0 geçen hafta değil mi Madrid'de? Geldiler içeride kendi sahalarında Başakşehir'e kaybettiler. Mesela ben Galatasaray'la ilgili Ümit Karan ne düşünüyor? Fatih Terim hocasıyla FT hocası hakkında olumsuz bir söz söyleyecek mi? Merakla bekliyorum. Ekranları başındaki herkes de merak ediyordur. Acaba ne diyecek? Bak biz Ersun Yanal'ı değil mi? Yeri geliyor daha önceki hocalar, Aykut Kocamanları falan. Kötü futbol oynattığında, başarı sonuç aldığında yerden yere vuruyoruz. Bak Abdullah Avcı bizim çocukluk arkadaşımız. Sinan'ın asker arkadaşı, benim çocukluk arkadaşım. Kötü giderken Beşiktaş değil mi? Ne kadar eleştirdik. Bir Fatih Terim ama eleştirisi duyabilecek mi? Kalmasından yan olduğumuzu söyledik. Diğer kanallarda duyamıyorum. Abdullah Avcı'yı eleştirdik. Acaba bunu da duyabilecek etmeyecek miyim? Hocam Abdullah Avcı'yı eleştirdik ama ha, devam uzun yıllar Beşiktaş'ta aynı iş. Evet. Kesinlikle Beşiktaş'ın şans olduğunda sabredilmesini söyledik. Çünkü ben diğer kanallarda bulamıyorum bir eleştiri. Hep böyle mesela Galatasaray'da futbolcular suçlu. Yönetim bir şeyi, anladın mı? Mesela bir tane Fatih Hoca söylüyor eleştirisi yok. Suç benden ben hiç görmüyorum. Yok, ben yorumculardan diyorum. Yorumculardan. Belki bizim ümit değişik olabilir. Belki bir şeyler duyabiliriz. Nasıl gidiyor? O konuya gelmedik daha. Dur bakalım. Suçum yok. Oraya girince. Ozan yok, Galatasaray'ı yarın akşam işleyeceğiz. Ozan Tufan ayağını gördünüz mü hocam? Ama şu Yıldız olayında bir açıklayalım. Işte. Bak çok güzel bir tavsiye buldum. Bak Yıldız okey bu ama önemli bir şey var. Maç bittikten sonra Sayın Ali Koç'un suratını gördüm. Bir getirelim ekrana. Yemekteki görüntüyü söyleyeyim. Maçtan önceki gece. Evet, belli ki cumartesi gecesi. Maç bitti. Bu akşamki hocam maç öncesinde. Sayın Koç. Bu maç sonrasında. Tamam değil. Stat'tan çıkarken bir özelliği yüz suratını gördüm. Bir de burada işte yemekler. Sakın nifak sokmuyorum. Gıybet yapmıyorum. Provokasyon yapmıyorum. Az önceki görüntüyü. Sayın Ali Koç Fenerbahçe'nin gidişatından futbol anlamında asla memnun değil. Doğru. Her ne kadar puan olarak ciddi olarak iddialı yerde de olsa. 2. Ersun Yanal'dan da memnun olmadığını düşünüyorum. Ama prensip olarak bunlar kurumsal insanlar olduğu için yani hoca Ali'yi oynatma, Veli'yi oynat, Rodriguez'i niye oynatmıyorsun, Alper'le niye başlıyorsun diyemez. Öyle bir janrı yok. Öyle bir tarzı yok. Fakat mutsuz. Fakat acı olan bu gece tehlikeyi gördüm. Bu Ersun Yanal. Zaten hocam hoca değil derdim ben hep. Hadi hala dediğimin arkasındayım. Daha da kötü bir şey var. Karakter olarak beni sıkıntıya sokacak. Onun karakteri beni sıkıntıya sıkacak duruma getirdi. Şunu diyecekti. Takım iyi oynamadı. Memnun değilim. Çünkü bunu herkes görüyor. Ben takımın oyunundan memnun diyen adamım ben. Bir daha hayatım hoca samimiyetine inanmam. Kesinlikle inanmam. Bu halkı kandırmadır. Fenerbahçe'yi kandırmadır. Niye susuyorsun? Hocam ben yok. Hocam yorum yapıyorsun. Hayır şunu söyleyeyim. Benim hocam bak %100 katılıyorum. Zaten bak gırtlağımı yırtıyorum değil mi sabahtan beri eleştirirken. Yalnız ben bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum antrenörlerde. Sen hocam cuma günü de maçı seyrettin mi? Başakşehir Galatasaray maçını. Evet. İyi mi oynadı Galatasaray? Hayır. İyi oynadığını söylüyor koskoca Fatih Terim. Şu var. Demek ki yani nasıl oluyor bu? Demek ki şu çıktı. O ana kadar çok iyi diyor. Biliyor çıkarken bir pas hatası yaptık diyor. Öyle gol yedik diyor. Yoksa o ana kadar müthiştik diyor. Şimdi bu ne? Burada Paris Saint Germain maçından sonraydı değil mi? Eleştir. Şahane oynadık dedi falan. Nasıl diyorlar peki bunu? Ben Ersun Yanal da öbürleri de aynısını yapıyor hocam. Rakam veriyorlar, istatistik veriyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın Fenerbahçe 12 maç. 12 maçta Fenerbahçe'nin kaç puanı var? 21 puanı var. Doğru. Liderle arasında kaç puan fark var? 3. Beşiktaş da aynı puanda. Galatasaray'ın da 2 puan önünde. Doğru. Onun için ses çıkmıyor. Aslında baktığında çok başarısızlık var Fenerbahçe'de. 12 maç kaç puan yapar hocam 3'den çarp? 36. 36, 21. Daha ligin bu zamanında 15 puan kaybetmiş Fenerbahçe. 15 puan. Dua etsin öbürleri de kaybettiği için. Şimdi dediğin gibi Ali Koç belki Sayın Başkan yutkunuyordur falan. Eğer Beşiktaş mesela lige iyi başlasaydı. Galatasaray bu sıkıntı herkesin beklediği kadar iyi oynasaydı. Burada mesela 26 puanlı diyelim ki Galatasaray olsaydı ya da Beşiktaş 20. Ne olurdu şimdi Sayın Ersun Yanal? Şu anda topa tutuyordu. Puan farkına bakma. Kaybedilen 15 puan olduğu için şu ana kadar Ersun Yanal ve Fenerbahçe başarısızdır. 15 puan kayıp. Hepsi ben bakmam Beşiktaş'ta Galatasaray'da kaybetmiş. Bana ne? Ben şampiyon olacaksam ben Galatasaray'ın Beşiktaş'ın puan kaybına bakmam. Ben kaç puan kaybetmişim? Orada hepsi başarısız. 12 haftada. Baktığınız zaman Sivas'ın dışında orada bütün takımlar başarısız. Trabzon'un önemli sakat oyuncular oldu. Önemli kadro derinliği de çok fazla yok. Ama böyle onun dışında hepsi başarısız. Ama acabalar gider böyle. Oldukça acaba. Çünkü çok hepsi az başarısız. Var. Bir tane kazandın mı? Mesela haftaya Sivas yenildi diyelim. Galatasaray Trabzon maçı berabere bitti. Fenerbahçe Göztepe'yi yendi. Fenerbahçe lider olacak. Ne olacak? Her şey sıfırlanacak mı? Yok. Fenerbahçe bir kere küme düşmesi çok muhtemel olan 2 rakibe yenildi. Hem Antalya hem Kayseri hocam. Kayseri büyük oranda öyle de Antalya'da düşebilir. Tabii ki. Şimdi hala Antalya İstanbul'da kaybetti Fenerbahçe. Doğru. Şuraya bak. Onun için büyük başarısızlıklar aslında. Göztepe'ye bak. Antrenör değişikliği nereye geldi bir anda Göztepe? Ertem. Evet. 16 bak 16 puan yaptı. Diyadan Erdemleri. Dün mesela bize bilgi verdi, gelmişti muhabirlerden. Göztepe niye kötü gidiyor diye, paraları dönmüyormuştu. Hayır, bugün beni böyle bir aradılar. Hayır, tıkır tıkır paraları dönüyor. Futbolcuların önemli alacakları falan da yokmuş Göztepe'nin. Göztepe'yle ilgili bir şey, iyi bir adam değil mi? İşte iyi bir, öyle olur, yani. Adam ayrı bir hayır, şey. Hayır, ekonomik açıdan hayır, falan. Sorduk niye böyle kötü gidiyordu falan diye de. Bizim çocuklar abi paralar ödenmiyormuş diye ondan söyledik. Sonra bilgi geldi. Hayır, tıkır tıkır gününde paralar ödeniyormuş. Tebrik ederim başkanı. Yeni statlar da açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğin gibi yani muhabirlere herhalde bir yerden gelen Kayseri ve Ankara gücünde ya. Dediğin gibi tebrik ediyorum. Kayseri ve Ankara gücünde. Kayseri ve Ankara gücünde çok büyük sıkıntılar var maddi anlamda. Kayseri'de uzun zamandır. Benim anlamadığım bir şey var. Bu kadar var. Para kazanan kulüpler niye oyuncuya para ödemezler? 10-11'e gel. Hocam bir şey söyleyeyim. Bak Türkiye'de düzenli olarak sözlerime başlarken ne dedim? Bizim Mecnun Otyokmaz başkanı söyledim. Borcu olmayan bir kulüp. Yıllardır aldı, borcu olmayan. Bir Malatya'da herhalde var. Evet. Öyle iyi durumda. Kasımpaşa'da aynı şekilde Gençler Birliği 3-4 tane kulüpte böyle ciddi anlamda para sorunu yok. Aynı şekilde de Göztepe'de de böyle bir sorun yokmuş. Tebrik ediyorum o zaman başkanı da. Hocam yanlış harcama. Daha önceden yama açılmış hocam. Yırtmışlar pantolonu, anladın mı? Dikemiyorlar. Anladın mı? Daha bir türlü şey yapamıyorlar. Yırtmışlar. Pantolon yırtılmış abi. Hadi dikemiyorlar abi. Yama olmuyor yani. Anladın mı? Yamıyorsun. Tutmuyor. Oradan tutmuyor yani. Dikiş tutmuyor. Patlatmışlar. Bakıyorsun bugün Trabzon'un borcu ne kadar? Böyle bir şey olabilir mi yani? Trabzon tarihinde böyle borcu olmaz. Onun için işte şu yasa bilmiyorum tam çıktı mı, ne oldu? Artık her başkan, her yönetim yapmış olduğu borçlardan sorumlu olacak. Böyle har vurup harman savurmayacaksın. Ben hep söylüyorum. Hep diyorlar bana. Ahmet Nüçay başkana henüz resmileşmedi diyorum. O. Ahmet Nüçay başkana diyorum. 2000'den sonrasını bir bak, bir de bizim zamanımızda belki bir teşekkür edersin. Sosyal medyada, AŞ'de yayınlarsınız şeylerde. Değil mi? İnternette bak Sinan döneminde bu kadar harcanmış. Menajerlik yok. Ücretleri bazı oyunculara verilmemiş falandı filandı. Belki bir teşekkür ederler bize. Aynen öyle. Geldi mi? Bir verelim. Sayın Ali Koç'un maç sonu çıkış görüntüleri gelmiş. Bir verelim, onu ekrana getirelim. Bu arada Ozan'ın ayağını da getireceğiz. Çok konuşuldu. Evet. Sayın Başkanım, hocam çıkış görüntüleri. Stat'tan çıkış görüntüsü. Sayın Adil Gevrek, Sayın Başkan uğurluyor. Daha doğrusu yemek için uğurluyor. Apo'nun dediği gibi yemeğe gidecekler buradan. Trabzon, Beşiktaş hepsi puan alarak aşağıda kaldıkları için şu anda Fenerbahçe'de toz kalkmıyor. Hakeza Galatasaray'da kalkmıyor. Hakeza Beşiktaş'ta da kalkmıyor. Ve 5-6 takım yukarıda sıkıştılar. Doğru mu? Ama bundan sonra biri koparsa eğer, 3 büyüklerden biri, bak neler olacak. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Evet. Bu hafta sonu bir şey söyleyeyim size. Trabzon Galatasaray kalan maçları bir görelim. Son, bak bu hafta sonu, ilk yarının son 5 maçını bir görelim. Ekrana geliyor Abdülkerim abi. Bu hafta sonu özellikle o konudan söz ediyor. 2 numara gelsin. Bu hafta özellikle bakın Trabzonspor, Galatasaray, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri. Şimdi Başakşehir puan durumuna göre gidiyor. Bak şimdi Ertem bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu hafta Trabzon Galatasaray maçı oynanacak değil mi? Evet. Puan farkları çok yok. Değil mi? Yenilen takımda çok puan, en fazla 5 puan falan geride kalacak. Evet. Yenilen takım. Fakat puan farkı önemli değil. Öyle bir maç gibi bana göre kaybeden takım, Trabzon Galatasaray maçını kaybeden takım bu sene şampiyon olamaz. Ben öyle düşünüyorum. Puan olarak değil bak. Puan olarak değil. O mağlubiyet psikolojik olarak. Bu camialara psikolojik olarak şampiyonluk coşkusunu ve isteğini iyice aşağı çeker. Maç berabere biterse çok erken bak bu. Ama erken söylemek zaten bir şey. Ya yani maçı ligin 28. haftasında bitime 5 kala yorum yapmak çok kolay. Herkes yapar. Ben motivasyon olarak düşünüyorum. Anladın mı? Şimdi Galatasaray bir çıkış arıyor. İçeride 41 maç sonra Başakşehir'e, rakibine, şampiyonluktaki rakiplerinden birine kaybetmiş. Üstüne gider diğer şampiyonluk rakibi Trabzon'a da maç kaybederse, şimdi salı günü Buruş maçı da ne olacak değil mi? O da enteresan. Camia çok geri atar. Bak Trabzon da tam havaya girdi şu anda değil mi? Ne bekliyor Trabzon seyircisi? Şampiyonluğu artık pazar mı? Bilmiyorum. Pazar şimdi, değil mi? Trabzon pazar. Ne bekliyor şu anda Trabzon seyircisi? O maçı nasıl bekliyor? Lig ikinciliğine oturmuş. Değil mi? Galatasaray'ı da yenerse, eksiklerim var diyor, sakatlarım da gelirse şampiyonluk için Trabzon şehri şu anda tam ayağa kalkma bu durumunda. Yenildiğini düşünün içeride Galatasaray'a. Bir de Trabzon'un Perşembe maçı var biliyorsun. Yok yani yenildi. Galatasaray'a yenildiğini düşün. Ama geçen sene de Trabzon'a yenildin bu dönemde. Yine şampiyon oldun abi. Olabilir ama şu anda ama kötü gidiş var şu anda. Mesela çok kötü gidiş var. Bence o maçın pazartesi oynanması lazım. Karıştı. Yani Fatih Hoca oyuncuları suçluyor. Oyuncular mutsuz bakıyorum. Yabancıların çoğu kenara gitti. Başakşehir. Perşembe günü. Perşembe günü Beşiktaş'ta. Salı günü Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynuyor. Perşembe günü Trabzon Şampiyonlar Ligi oynuyor. Yani UEFA oynuyor. Ne oluyor? 2 gün daha az dinleniyor rakibinden. Kim? Yani Trabzon UEFA Avrupa maçına şey çıkmayacak ki esas kadroyu. Hocam iddiası yok abi. Niye çıksın? Ben olsam çıkmam. Hocam öyle bir kadro derinliği yok. Tamam da var bir ton genç oyuncu. Gençle çıkarım ya. Gençle çıkarım. Yine 6'dan önemli oyuncusu oynamaz. Zaten bak sen böyle bir derbi türünde maçlarda biliyorsun değil mi? İnsanlar motivasyonla oynar. Orada bir günlük yorgunluk falan bir şey fark etmez. Onun için şunu söylüyorum ve fikstüre baktığın zaman Beşiktaş takımı bundan 6 hafta önce ben de dahil kimsenin şans vermediği erken koptu dediğimiz Beşiktaş takımı fikstüre baktığında da hani Fenerbahçe deplasmanı hariç sanki maçlarını kazanırmış gibi geliyor bana. Çok avantajlı. Onların hepsini yarın konuşacağız. Yarın mı konuşacağız? Yarın konuşacağız. Ozan'ın bir ayağını görelim hocam. Niye göstermiyorsunuz diye bir baskı var şu anda. Enteresan bir şekilde. Ozan Tufan'ın ayağını bir görelim bakalım. Evet bayağı bir şişmiş. Çok geçmiş olsun. Böyle oynadı değil mi bu çocuk böyle? Maç boyu böyle oynadı. Ağır darbe. Hocam biliyorsun foul vermedi bu pozisyonda biliyorsun değil mi? Sarı ama bu çok önemli bir şey değil ha korkmayın. Yok bir şey olmaz. Çünkü niye? Kırık yok yırtık yok. Belli ki bir ödem var galiba. Hemen buzu koyarsınız 2 günde toparlar ve 4. günde antrenmanlara çıkabilir. İlk yarıda ayağıma basıldı. Ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı her şey daha farklı olacaktı. Ben o pozisyonu hatırlıyorum. Kırmızı değil o pozisyon. Peki. Kırmızı değil o pozisyon. Sarı kart. Sarı. Kırmızı ağır gelir. Bence verilebilirdi. Evet. Ve bir de Fenerbahçe'nin beraberliği bu pozisyona da diyelim ki hakem kırmızıyı da atlamış olsun. Yani bu pozisyonda kırmızı verseydi biz maçı kazanırdık demek. Kolay işte hem futbolcunun da kendini kandırmasıdır. Bir takım kötü gidebilir hocam. Tehlike değil toparlarsın. Bir futbol takımı için en büyük tehlike özellikle hocasının ve futbolcularının kötü oynarken iyi oynadığını zannetmesidir. Hem kendilerini kandırırlar hem seyircilerini kandırırlar. Evet, süremiz de bitiyor hocam. Şöyle Trabzon'dan sevgili Nurgül Günaydın gazeteci arkadaşım, televizyoncu arkadaşım gençlerden ağırlıklı bir kadroyla çıkacak diyor. Perşembe günü Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçına. Hetafe ile oynuyor Trabzonspor bu arada. İşte Trabzon'da. Evet. Ekuban'da Galatasaray maçını oynayacakmış. Hazır olacakmış. Daha doğrusu hazır. Ben Trabzon-Galatasaray maçında Trabzon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sevgili Murat Uzun Mehmet de diyor ki aynı şekilde önemli bir isim kardeşimiz Trabzon'dan Avrupa Ligi'nde yedeklerle olacak diyor. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hetafe maçına çok sağ olsun. Ozan Zeybe'ye de buradan selamlar. Foto maçta çok önemli yazıları var. Sevgili Ozan Zeybe'nin özellikle Ersun Yanal'la ilgili yazısını takip etmenizi, okumanızı rica ediyorum. Ertem bir selam yollayabilir miyim? Tabii. Bir dakika özür dilerim. Bir davet var sen söyle. Mehmet Erözcan yok mu? Mehmet Erözcan. Mecidiyeköy yeni yer açıyor oraya davet ediyoruz. Hocam bana komşu oldu. Mecidiyeköy geldi bana komşu oldu. Ben artık yürüyerek her gün kokoreç midye yerim. Bozoyuk Emniyet Müdür Yardımcısı sevgili Orhan Bozdemir abime çok selam yolluyorum. Orhan abi şimdi selamlar. Mahmut Bey Gişeler'deki bütün emniyetteki polis arkadaşlar bizi izliyor, onlara da selam. Nerede? Mahmut Bey Gişeler'de. Bu arada Sakıp Aytaç çok geçmiş olsun tekrar. Kuzenleriyle arkadaşlarıyla bizi izliyor. Sevgili Sakıp futbolcu kardeşim çok selamlar buradan, kocaman sevgiler. Sakıp'ı beğendim mi? Göztepe kulübünden arayacaklar. Stat için bizi davet ediyorlarmış. Seve seve gideriz. Göztepe'ye. Efe Gürsoy şimdi abi böyle mesaj attı. Böyle Göztepe'nin yeni stadını gezmeye. Belki önümüzdeki gün bizim avukat Bışar'la İzmir'e gideceğim veya Ankara'ya uğrarım onlara. Bizim Bışar Özbey yok. Bu arada özür kalkıyorum. Sevgili Kübra Çirtikoğlu'nun öğretmenler gününü kutluyorum. Hocam niye kalkıyorsun? Sevgili program. Cihan Şanlı'dan mesaj gelmiş. Tolga Kaptan'ın oğlu Tolgacan Gül Beşiktaş aşığı, iyi Beşiktaşlı. 4-5 sene sonra da inşallah Beşiktaş'ta yönetimde olacaksın. Zaten olursun çünkü Cihan Şanlı arkandaysa sırtın yere gelmez. Gözlerinden öpüyorum oğlum. Sen zaten herkesin yönetimindesin. Buradan Cihan Şanlı'yı da öpüyorum. Aynı şekilde inşallah Beşiktaş yönetimine de Allah'ın izniyle de girersin. Ben diyoruz. Ertem'cim Instagram hocam ben de Instagram'dan binlerce insan selam istiyor. Beni takip eden herkese kucak dolusu selamlar diyeyim. Birine desem çok öbürü kız şey yapıyor. Demedin abi diye. Evet. Sandal Burak yapacak durum yok. Hepinizi seviyorum. Ediyor. Kardeşim Yeniköy'de Sandal Burak'a da buradan oradaydın değil mi? Sandal Burak'a da buradan çok selam. Sandal Burak. Çok sevgiler, selamlar. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin sevgili seyirciler. Sertan'a selam söyle ya, can kurtaran. Can kurtaran Sertan'a çok selamlar, kucak dolu sevgiler. İzmit Karamürsel'de Populi Evi çalışanlarına selamlar yolluyoruz. Populi Evi çalışanlarına. Populi Evi. Populi Evi çalışanlarına selamlarmış. Evet, İzmit abi. Karamürsel'de. Karamürsel'e. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza geleceğiz inşallah. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı sizlerden çok çok rica ediyorum sevgili seyirciler. Bugünkü tüm videolarımız izleyebilirsiniz. Bu arada Sakıp Aytaç kardeşim futbolcu. Sakatlık geçirmişti. Sol bek. Bana göre Türkiye'nin en iyi sol beklerinden birisi. O sakatlığı geçirmese büyük takımlara gelirdi. Hocam bir şey söyleyeyim. Zaten büyük takımlarda oynar. Oynuyor da. Sakıp kardeşim çok düzgün Antalya'da de bir insandır. Çok iyiydi. Aynen öyle. Çok iyiydi Antalya. Kayseri Spor'da da yeni başlangıçlar olur inşallah. Sakıp kocaman sevgiler sana. Bütün futbolcu arkadaşlarıma buradan selamlar. Aynı zamanda Yusuf Erdoğan çapraz bağları koptu biliyorsun hocam. Çok geçmiş olsun. Kasımpaşa'nın geçen hafta Fener maçında bir şey yoktu. İşte bayağı böyle bir sıkıntı. Çok geçmiş olsun Yusuf kardeşime. O da formdaydı biliyor musun? Ameliyat olacak. Yusuf Erdoğan'a kocaman sevgiler. Çok geçmiş olsun. Baba oluyor. Öyle mi? Evet. Aa, sevgili Ürün Erdoğan'a ve Yusuf Erdoğan'a kocaman sevgiler, Allah şifa versin. Karagümrük takımına toparlansın der misin? Karagümrük hadi artık toparlanın ya. Değil mi? Ne yapıyorsunuz ne ya? Ne bileyim ya. Koskoca Süleyman Vallahi, Başkan neler yapıyor ya, olmaz ya. Okyanusu geçiyorlar, derede boğuluyorlar. Süleyman Urma icabına bakar. Çok önemli bir futbol adamıdır. Çok sevgiler, selamlar. İyi geceler. Yarın var mı program? Tekrar beraber olacağız. Ne? Yarın program var mı? Program var. Saçlar nasıl? Sana da saç ekeceğiz. Sana da saç ekeceğiz. Reklama girmesin diye söylemiyorum. Instagram'da görebilirler. Benim Instagram'ımda görebilirler. Hadi görüşmek üzere. İyi geceler.